Herkese merhaba arkadaşlar, sizleri kanalımdan selamlıyorum. Yeni bir projeyle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, siteye gerekli tüm linkleri videonun açıklamasından bulacaksınız. Treasure K diye geçiyor ismi. Sitede neler var ve neler yapabilirsiniz onu göstereceğim. Sitede bize ne diyor? Burada diyor ki arkadaşlar, Treasure Key nedir? Hazine anahtarı bir şans oyunudur diyor. Oyuncular satın alma anahtarlarla hasılatı tek bir potaya giriyor diyor. Biz bu potun ismine biz Treasure Chest diyoruz arkadaşlar. Aşağı indiğimizde burada ne diyor? Diyor ki Treasure Chest'teki en son giren kişi kazanır. Round'u kazanır ve gelecek round'a geçer, açılır. Connect Wallet'e tıklayıp buradan MetaMask'ı seçiyorsunuz. Kimi hangisi daha rahatsa yani. Öyle söyleyeyim. Buradan cüzdanınızı seçiyorsunuz. Bağlanıyorsunuz ve bitti. Siteyi bağlıyorsunuz MetaMask'a. Aşağıda ne diyor? Diyor ki arkadaşlar, Treasure Case oynayışı FOMOD. FOMO D'ye benziyor. FOMO 3D'ye. Eskiden Ethereum ağında çalışıyordu. Şimdi ise Binance akıllı zincirinde BNB'de çalışıyor arkadaşlar. Çok daha düşük gaz ücretleriyle gelişmiş deneyim ve daha hızlı işlem süreleri diyor. Burada Stake Pirat tokenini stake yapabilirsiniz veya bu sitenin tokenini, yani Pirat tokeni veya BNB tokenini stake yapabilirsiniz. Buradan AutoShark'a bakabilirsiniz. Veya PantherSwap'ın kendi swap sitesi var arkadaşlar. Oradan da girip swap yapabilirsiniz. Şimdi PantherSwap'tan bir bakalım. Buraya yazalım mesela, diyelim ki 1 BNB'ye ne kadar token alabiliriz. Buraya ise Panther tokenimizi seçiyoruz. 1 BNB 2403 Panther tokenini şu an swap yapabilirsiniz. Unlock Wallet'e tıklayıp MetaMask'a bağlıyorsunuz. İşlem ücretleri az, BNB bağında çalışıyor çünkü. Swap kısmı burada. Kendi swap sitesi var gördüğünüz gibi. PancakeSwap'a benziyor. Aynı farmingler var, trade kısmı var, swap var. Bridge de var arkadaşlar bu arada, köprü. Bir ağdan diğer ağa geçmek için köprü kısmını yapmışlar burada. Herhalde aynen network'ten, hangi network'ten diğerine geçiş yapmak istediğini seçiyorsunuz. Ve buradan cüzdanınızı bağlayıp yine aynı şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Şimdi AutoShark'a bakalım. Burada ne diyor arkadaşlar? Buradan da girip cüzdanınızı bağlayıp Jaws Jungle tokenlerinizi burada stake yapabilirsiniz. Toplamda ne kadar depozito yapılmış onu görüyorsunuz. 1030 %1030 kazanç veriyor arkadaşlar. Çok güzel bir API oranları var görüyorsunuz. Diğer aşağıda stake yapmak için pool'ları, havuzları görüyorsunuz. Pirat tokenimizi BNB'ye karşı yaptığımızda burada %720 bir oranla API kazanıyorsunuz, yani faize koyuyorsunuz. Normal pirati ise %31 ile sadece buradan stake yapabilirsiniz. Aynı şekilde oradan da cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Gitbook'ta bize neler diyor arkadaşlar, bir ona da bir göz geçirelim. Düşük gaz ücretleri diyor, daha hızlı işlem süresi, daha az sıkışıklık diyor. Oyunun işlemleri tümü binanın üstünde yapılır ve inşa edilir. Binanın üstünde pardon. Smart Chain, BNB akıllı sözleşmeleriyle şeffaf açık kaynaklıdır diyor. Hazine anahtarı, herkesin paranın nerede olduğunu görebileceği dağıtılmış defterler ve sözleşmeler ne zaman ve kime ödenmesi gerektiğini gösteriyor ve bu tarafsız bir durumun tahrif edilmesini önler. Önceden seçilmiş bir kazananı seçersiniz diyor. Oyun kuralları burada. Buraya tıklayıp inceleyebilirsiniz. Ondan sonra başka ne var bizim sitede? Burada diyor ki arkadaşlar, oyun rallileri var. Bu son kişinin satın alacağı bir piyango oyunudur. Bu bir turun sonundaki anahtar en büyük kısmı kazanır. Hazine sandığının %50'sini. Oyun ilerledikçe hazine sandığı boyutu kullanıcılar yeni anahtarlar satın aldıkça artar diyor. Bir tur insanlar veya daha fazla satın alabilir anahtarları diyor. Her tuş zamanlayıcında 90'lar ekler ve işaretler. Onları lider olarak işaretlenirsiniz arkadaşlar 90'ıncılarda.
Tuşları elinde tutan oyuncular pasif bir akış alır. Anahtarı satın aldıktan sonra oyundan elde edilen gelir onlarındır. Zamanlayıcını sıfıra ulaştığında son kişi lider bir anahtar satın almak için büyük bir pay alır hazine sandığından. Bir önceki turdan hazine sandığının %48'i bir sonraki tura eklenir ve yeni bir tur başlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, token'i nereden almak gerektiğini de görüyorsunuz. Token'i nasıl swap yaptığını da görüyorsunuz. Şu anki fiyatı bu token'imizin. KuCoin'den de girip bakabilirsiniz token'imize. Ondan sonra watch audit denetimi var arkadaşlar. Audit'ine girip buradan bakabilirsiniz. PDF file olarak gösteriyor şeffaf bir şekilde. Bu açılıncaya kadar KuCoin'den biz token'imize bakalım. Evet, KuCoin'de bizim Pirat token'imizin BNB'ye karşı olan grafiğini gösteriyor. Şu anki fiyatını gösteriyor. BSC Scan'dan girip adresine bakabilirsiniz. Bunu da bir açalım. Ondan sonra şu anki grafiğini burada gösterecek. Transaction'lar, kontrat adresi, kaç tane tutucusu var şu anlık. Fiyat grafiğini görüyorsunuz. Hepsini burada şeffaf bir şekilde gösteriyor. Şimdi audit'ine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi audit kısmını hepsi burada PDF file olarak gösteriyor. Çok da güzel raportu var burada. Girip inceleyebilirsiniz. Ben şimdi hepsini göstermeyeyim. BSC Scan'dan görüyorsunuz arkadaşlar bizim Pirat token'imizi. 17 milyon toplam arz var. 252 adres var. Tutucu 9527 transfer yapılmış. Sözleşme adresi de burada. Son alım satımlarını hepsini buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Girip siteyi araştırın. Bakın bölümlerine özellikle bakın. Gördüğünüz gibi bak, random pirate token'imiz 1000 1K olarak burada gösteriyor. Sık sık girin bakın arkadaşlar. Bunlar da açılacak yakın bir zamanda. Şimdilik siteyi araştırmanız yeterlidir. Buraya isminizi veya username'ınızı yazıp kayıt oluyorsunuz ve bu kadar. Oyuna katılma imkanını sunuyorlar size de. Videoma göz attığınız için teşekkürler arkadaşlar. Herkese bol şans ve bol kazanç.